Ürettiğim çip sayesinde uçaklar türbülansa girmeden pilota uyarı veriyor. Dolandırıcılık suçlamalarının odağındaki Çiğdem İlgün'ün işte bu sözlerle yatırımcıyı çektiği ve kar vaadinde bulunduğu söyleniyor. Ortada buharlaşan milyonlarca lira ve mağdurlar var. Biz de bugün iki tarafa da mikrofon uzattık. Bakın ne dediler. Ben bir cihaz ürettim. Gerçekten bir cihaz ürettim. Ben dolandırmadım, dolandırıldım. Çok fazla yüzün üstünde mağdur var ve rakam 100 milyon TL civarında şu anda. Türbülans önceden fark eden yazılım ürettiğini söyledi. Sözde keşfine onlarca melek yatırımcı çekti. İnananlar milyonlarca para kaptırdı. Ama yatırımcılar kendilerine vaat edilen karı bir türlü alamadı. Çip vurgun iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bana Instagram üzerinden ulaştı. Kanadalı şirketle anlaşma yaptığını ve bu şirkette çok kısa zamanda ödemesini alacağını ve kar dağılımını dağıtacağını söyledi. Çiğdem İlgün yatırımcılara %60 kar vaat etmişti kısa süre içerisinde. Fatih Kuru da o yatırımcılardan biri ve yaklaşık 3 milyon lira yatırım yaptı. Ancak aylar geçmesine rağmen hala parasını alamadı. İddiaların odağındaki isim Çiğdem İlgün kendisini Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak tanıttı. İddia o ki sözde kimliği sayesinde önce iş yapacağı kişilere güven verdi. Sonra da parayla ürettiği çipin haberini yaptırarak yatırımcı çekti. Bu dönem zarfı içerisinde aslında ben şüphelendim. Konuyu Marmara Üniversitesi dekanı Bülent Akkoyunlu'ya iletişim kurdum. Burada bir öğretim görevlisi olmadığını, sadece Marmara Üniversitesi fizik bölümünde öğrenci olduğunu ve ara ara kendisinin üniversiteye gelip ziyaret ettiği yönünde bilgiler verince ben bu konuyu kendisinde paylaştım. Ben bir cihaz ürettim. Gerçekten bir cihaz ürettim. Ama Türkiye'de bu cihazın hiçbir şekilde karşılığının olmadığını gördüm. 3 aydır Kanadalılar tarafından mağdur ediliyorum. Çiğdem İlgün türbülansı önceden fark eden ve pilota güvenli bir rota çizmesini sağlayan o çipi Kanadalı bir havalimanı firmasına sattı. Anlattığına göre ise suçlamaların aksine kendisi dolandırıldı. Ben çipimi 27 milyon dolar karşılığı Kanada'ya sattım. Türkiye'ye hiçbir şekilde para girişi olmadı. Ben ve etrafımdaki yatırım yapan akrabalarım, arkadaşlarım ödeme alamadığım için onlara da ödeme yapamıyorum. Melek yatırımcı onlarca mağdurdan savcılığa şikayet yağdı. Şu ana kadar takibi alınan hesap hareketlerinden 100'den fazla mağdur olduğu iddia ediliyor. Vurgunun boyutu da her geçen gün artıyor. İddiaya göre 100'den fazla mağdurun olduğu olayda vurgunun boyutuysa 100 milyon liranın üzerinde. 3 ay hesap dökümlerinde biz bu rakamları gördük. Aslında çok fazla yüzün üstünde mağdur var. Psikolojik olarak çöktüm. Melek yatırımcılarımız karşısında tehdit ediliyorum. Ölümle tehdit ediliyorum. Birden fazla suç duyurusu dosyası bulunmasına rağmen kendisi yetkili makamlara giderek ifade vermemiştir. Bununla birlikte yurt dışına çıkma yasağı yetkili makamlarca konulmuştur.